Evet canlı yayın top bizde Ümit Özat hocamla devam ediyor. 2-2'lik Göztepe-Fenerbahçe maçının e, tabii ki saha içini, e, istatistiklerini, analizlerini hocam e, izah etti. Olması gerekenleri söyledi. Oyuncular üzerine, değişiklikler üzerine, formasyonlar üzerine konuştuk. Ama açılışta da söylediğimiz gibi tabii ki gün sonunda e, hani Türkçe'de çok meşhur bir şey vardır, çok kullanırız sokakta da bir cümle başlar çok güzel gider ama dediğin andan itibaren virgülü koyduğun anda öncesi tamamıyla yok olur. Bizim dilimizin basit bir dil bilgisi özelliğidir. Bizim futbolumuz da böyle yani böyle uzun uzun anlatmaya süslü cümleler kurmaya gerek yok. İşte neticede hep aynı şeyleri söylüyoruz. Mümkün olduğu kadar saha içinde kalmak istiyoruz. Yeni bir futbol federasyonu geçen yıl ve ondan önceki yıl işte Mehmet Büyükekşi dönemi hep söyledim bunu kişisel olarak da sosyal medya hesaplarımızda paylaştık söyledik herkes gibi neticede Türk futbolunun dibe vurduğu bir dönemdi geçtiğimiz yıl yönetimsel olarak hakem kararları olarak işte sifte standartlar olarak her anlamda her kulübe hiçbir camiaya ayırmadan renk ayrımı yapmadan söylüyorum ama yeni başlangıçlar yeni umutlar herkesin ortak bir kararla o yönetimi gönderip bu yönetimi getirmesi hepsi bunların hocam çok büyük umuttu ama bu akşam yine önce tekrar söylüyorum gündüz bölümündeki gözden kaçıyor olabilir. Çok da konuşulmayacaktır ama e, Kayseri-Sivas maçı yaşanılanlar, kararlar, olaylar, atılan maddeler, işte başkanın açıklamaları. Kayseri başkanı çıkıp diyor ki benim diyor kendi kulübümün içinde bir grup var diyor. Olayı diyor terörize ediyor diyor. Şimdi hiç girmeyeceğim detaylara. Yarın öbür gün yine programlarımız var. Keza Eksen YouTube'da da eline boyuna konuşuruz ama Fenerbahçe maçı oynanırken maçın ikinci yarısında bir şeyler oldu bir anda ve hepimiz koptuk oyundan. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç arkasındaki heyetle beraber işte güvenlikler, akreditasyonlu insanlar. Yani neticede sahanın içinde maç devam ederken yürüyen başkanın etrafındaki kimsenin türbünden ya da sokaktan ya da herhangi bir dışarıdan bir esnaf olma ihtimali yok. Herkes akreditasyon kartıyla etrafındayken bir anda başkan yerde kaldı üzerine maddeler geldi vesaire vesaire. Ondan sonra olaylar büyüdü. Biz ondan sonra ne olduğunu anladık. Olay şu basit. Fenerbahçe taraftarı deplasmana gidiyor. Biletleri olan Fenerbahçe taraftarı maça alınmıyorlar. Dışarıda bir takım olaylara maruz kalıyorlar. Bu polis tarafından mı oluyor? Göztepe yetkilileri tarafından mı oluyor? Stat yetkilileri tarafından mı oluyor? Nasıl oluyor? Bunu anlamak mümkün değil. Finalde bileti olan bir insan normalde basit kural 2 2-4 maça girer. Hangi kulüp için olursa olsun. Bu sadece Fenerbahçe'ye de olmuyor. Bunu Beşiktaş taraftarı da deplasmanda yaşıyor. Galatasaray taraftarı da yaşıyor. Sakaryaspor taraftarı da yaşıyor hocam gün sonunda giremediği için ve dışarıda da olaylara maruz kaldığı için kendi taraftarı başkan kalkıyor devre arasında yanlarına gitmek istiyor. Doğru yapıyor. Görmek istiyor. Bundan daha tabii bir durum yok. Fakat sonra ne oluyorsa dönmek için tabii sürede bitince devre arası kısa olduğu için herhalde yetkililerin izniyle mi oluyor nasıl oluyor bilmiyorum o. Neticede oyun devam ederken sağ kenarından içine de şimdi gördüğümüzü söyleyelim değil mi hocam? Sağın içinden köşeden gelip bunu alır mısınız ekrana? Dinliyorum Bülent Sen. İçeri geçiyorlar ve o arada akreditasyon kartı olan beyaz tişörtlü o arkadaş her kimse ki daha sonradan öğreniyoruz Göztepe Kulübü'nün yöneticisi galiba. itiyor başkanı yere ve ondan sonra ortalık karışıyor. Cisimler yağıyor. Şu oluyor bu oluyor. Yani dışarıda tabii bütün bunları ekranlara getirmiyoruz. Başına dikiş atılan Fenerbahçeli taraftarlar var. Formalar yakılıyor. O oluyor bu oluyor. Ligin ikinci haftası. Göztepe Fenerbahçe maçı ya da Göztepe Beşiktaş maçı, Göztepe Kayseri spor maçı. Fark etmiyor. Ortalık karışıyor. Ne oluyor da biz bu hale geliyoruz? Şimdi bak bu, 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 adamlar ya bak ortak adam. Bu adam net futbol teröristi. Tutuklandı. Gözaltına yani gözaltına alındı. Bu arkadaş. Evet. Onun yakalanma görüntüsü de var. Onu da getireceğiz sonra. Ekran. Bu arkadaş. Evet. Boynunda akreditasyon var. Konu Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray Başkanı, Beşiktaş Başkanı. Söyledim onu zaten. Hiç önemli değil kim oldu. Bak ve bu adamın altay yine bir altay maçında bir vukuatı daha var. Evet. Şimdi hal böyle olunca ben Ali Koç'un yerinde olsam, olsam sevgili Bülent dakikasında kulüpler birliğine istifamı veririm. Çok özür dilerim, harika bir noktaya temas ettin. Açıklamasını bir cümleyle yapmama müsaade eder misin? Evet. Göztepe altay maçında Fatih Ö. Ee, çıkan olaylardan sonra kasten öldürmeye teşebbüse yardım suçundan yargılanmış. Ne olmuş? Ertesi gün serbest kaldı. Ne yani. olacak yani? Ne bekliyordun ki? Stattan sonra maçtan sonra tişörtünü değişip stadın yani e, o garaj kısmından çıkış yapıyordu. Alındı gözaltına. Hayır. Var. Tutuklanma görünsün Tamam olur. garaj. O fotoğrafı da rica edelim Ümit Hocam görsün, görmedi onu. O değil mi? Götürüldü. Tamam da başka bir fotoğrafı daha var. Ben sana vereyim. Başka bir fotoğrafı daha var. Eğer Ajansa gelenleri kullanıyoruz hocam. Başka bana maçtan, göster. Ben baş göreyim. Ekran başka, maçtan, onu. başka maçtan gelmediyse bu. Ah buyur. Ah. Bilmiyorum. Şimdi yani, yani Aynı kişi de yani bugün müdür onu bilmiyorum tabi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın. Böyle adamlara ömür boyu stada girmeme cezası vereceksiniz. Ömür boyu stada girmeme cezası vereceksiniz. Ha böyle bir şey var mı? Bir de arkadan geliyor sırtına yani. Bak. Hani yüz olur da dersin ki göreyim dersin. Sırtından geliyor vuruyor. Bak. Ha bu futbol teröristi ya başka bir şey değil ya. Bu adamla ilgili Göztepe kulübünün açıklama yapması lazım. Bakalım bundan sonra Göztepe kulübü her rakibine bunu yapacak mı? Fenerbahçe taraftarları niye sıra almıyorlar? İşte o, yani işin, o, yani işin o o niye almıyorlar? basit bir organizasyon. Fenerbahçe taraftarını deplasman tribününe niye almıyorsunuz? Bileti var. Ha? Bak bir şey söyleyeceğim. Bu olay basit bir olay değil unutma. Ali Koç'a yapılan bu olay basit bir olay değil. Net söylüyorum sana. Basit değilse karmaşık ne yani? Bak çok başka şeyler çıkabilir bu işin içinde. Bilemem zaman gösterir. Bu olay basit bir olay değil. Ali Koç taraftarlarının yanına gitmiş. Taraftarlarına işte biber gazı falan sıkılmış. İçeri alınan taraftarlarına... Hocam çok kötü görüntüler var getirmiyoruz ekrana yani. İçeri alınan taraftarlarına destek olmak için oraya gidiyor doğru mu? Doğru. E? Ne olduğunu anlamak için gidiyor Hayır. camia başkanı olarak. Hayır, amacınız ne abi? Ben mantıklı bir Oradan bak, dönüşünü de brent. muhtemelen stat görevlileri o rotayı çizmiştir. Ya yani Kendi kafasına göre. Maksimum bir örnek verdim ya. Ali Koç herhalde benim kadar eleştirilmemiştir. almamıştır Ama hep teknik bölümlerinde eleştirdim. Neyse ne bunu söyledim. Kardeşim şimdi getirin arkadaşlar bu görüntüyü taraftarına destek olmaya giden, taraftarın içeri alınmasını isteyen, e, yanında durmak isteyen, taraftarına liderlik yapmayan, yapmak isteyen bir adama bu davranışın manası ne? Kim bu adam ya? Bu terörist kim ya? Bu futbol teröristi kim yani? Fenerbahçe başkanına, sırtını... Bak Galatasaray Başkanı'na da yapsa aynısını söylerim ha. Beşiktaş Başkanı'na da yapsa aynısını söylerim. Trabzon Başkanı'na. Şimdi buradan Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na soruyorum. Bir hakemi yaptığı hata yüzünden soymuyorsan kitlediniz. Siz Trabzonspor başkanı olsaydınız da bunu size biri aynısını yapsaydı. Kulüplerden nasıl bekli, nasıl bir şey beklerdiniz? Bir geçmiş olsun mesajı bekler miydiniz? TFF herhangi bir geçmiş olsun mesajı ya da benzeri şey bir şey yayınladı mı? Kimse karşısına almak istemiyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor. Ne kulüpler birliğinden açıklama var. Bak ne de TFF'den açıklama var. Hocam Kulüpler Birliği Başkanı zaten Sayın Ali Koç değil mi? Kulüplerden özür dilerim. Yani Ne kulüplerden açıklama var. Neysel açıklama diyorsun. Herhalde canım. Bütün Yanlış ifade ettim. Bir tane kulüp çıkıp buna geçmiş olsun Ali Koç diyemez mi? Tersten sorayım. Hı. Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankara Gücü Başkanı'nın o olaydan sonra bütün kulüpler geçmiş olsun diledi değil mi? Hakem camiası ayağa kalktı. Kime? Hakeme. Evet. Yaşanan olaydan dolayı. Burada insan aynı, özne insan. Abi can, bunu yani anlat. Ne fark abi. ediyor ben bunu yani anlatmak istiyorum. Ben bunu anlatıyorum. Yani ne ne yaptı yani? Burada Ali Koç ne yaptı siz bunu yapıyorsunuz? Hele o yani böyle bir delikanlık olabilir mi ya? Göztepe başkanı, onursal başkanı yani gidiyor Sırtından sırtından yumrukluyor. Bak şimdi. Bir de zaten çok kalabalık orası. Ve yani. bu adam bu vukuatlı bir adam yani vukuat olan bir adam. Muhtemelen Sayın Ali Koç da o kalabalığın içinde kendisini etrafını çeviren görevler olduğunu düşünerek yürüyor orada. Emin Bilmiyorum. ol öyle biliyordur. Yani bilmez ki kim olduğunu ya da ne amaçla yaklaşacağını, vuracağını ya da herhangi bir şey yapacağını. Ee, Yarın tefek... ne olacak ben sana söyleyeyim mi? Ben sana olacağı anlatayım ya. Serbest kalacak. Serbest kalacak. Yarın olmasa öbür gün serbest Bak. Serbest kalacak abi. Ne bekliyorsun? Evet sepil. Göztepe Kulübü Onursal Başkanı. Önemli de bir futbol adamı. Çok da önemli projeler yapıyorlar. Çok Göztepe kuma. Kulübü falan. Çok okuma, çok okuma, çok okuma. Bunun okunacak hiçbir şey yok. Hocam okuyayım şimdi. İzleyicilerimiz için okumak. Bu zor. yorumun okun. Göztepe'nin hangi hakkını koruyacağız? Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız. Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz. Saldırıyor Fenerbahçe Başkanı. Hakkı korunacak. Yarın bakacağız. Olaylar nasıl gelişti? Hiç kimsenin şüphesi olmasın demiş. Yani saldırıyor Fenerbahçe Başkanı. Sen Göztepe'nin hakkını koruyacağız diyorsun. Herkes popülist yaklaşıyor. Yarın aynısı. Mehmet Sepi, sen bugün başkanlığı bıraktın. Devrettin kulübü de. Tabii Göztepe taraftarını karşına almamak için. Orada bir karşılığın olsun diye bu açıklamayı yapıyorsun. Hocam sıkıntı ne biliyor musun? Ya bugün... Yarın aynısı onun başına gelse. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Göztepe'nin sahibi yabancı değil mi? Evet. Danimarkalı mı? Ağırlık ise evet. Aynı zamanda Southampton kulübünün. Şaşırıyordur da. ya. Ben niye bu kulübü aldım diyordur. Adam ömründe böyle olaylar görmemiştir. Hocam Mourinho görmüş müdür? Görmemiştir. Ya Chelsea başkanı yani Everton etrasmanında birisi gelip itmiş midir? Arkasına? Mehmet Sepe yani. sen bu ülkede Türkiye Futbol Federasyonu yöneticiliği yaptın ya. Eski dönemde yönetici değil miydi? Bundan önceki yönetimin yöneticisi, yöneticisi değil miydi? Şu cümleyi arkadaşlar lütfen şunu hemen kaldırmayın şu cümleye başlayacağım. Yani Mehmet Sepil'i bir görmek istiyorum. Yani vereceğim. şu olaya vereceğin cevap bu olayın başlangıcı. Öncelikle Sayın Ali Koç'a geçmiş olsun dileriz. Statlarda bu tarz şeylerin yaşanmasını doğru bulmuyoruz. Yarın detayları net bir şekilde öğrendikten sonra kamuoyuna bir açıklama yapacağız. Adam daha bismillah cümleye Göztepe'nin haklarını kimseye... Abi neyi Göztepe'nin hakkını kimseye yedirmiyorsunuz? Hocam. Stat taraftar Fenerbahçe taraftarı. Saldırıyor yani Fenerbahçe Başka Başkanı. Sen çıkmışsın Göztepe'nin hakkını kimseye yedirmeyiz diyorsun. Ne hakkı ne hukuku ya? Pozisyonu söylüyorsan yeri değil. Normal bir maç olsa golümüz iptal edildi katılmıyoruz dersin sana göre bana göre tartışırız. O ayrı bir konu. Ama burada bu açıklamayla ilgili normal temel eğitim almış ilkokulu bitiren bir öğrenci. Ya bu olaylar olduğunda Mehmet Bey neredeydi sence? Türbünde değil miydi? Belki Hemen telefon... Hocam ben gördüm arabadan çıkıyordu anladım. <laughs> Sen nazire yapıyorsun da arabayla çıkıyordu gördüm yani stattan. Herhalde açıklamayı da Abi. orada yaptı. Hadi çok özür dilerim şuraya geleceğim. Temel eğitimi olan bir insan olaylara vakıftır. Zaten bu olay 52. dakikada oldu. 40 dakika içinde Göztepe Kulübü'nün onursal başkanı olayla ilgili ne olduğunu öğrenememe, bilgi alamama ya da ne olursa olsun Ümit Hoca'nın dediği gibi bir geçmiş olsun diyebilme durumu olamaz mı? Bu işte bir plan olabilir. Unutmayın bu işi. Bu, iş, bu işin altı eşelenirse yani burada tabi zaman gösterecek. Ben böyle bir şey görmedim. Bu konunun Fenerbahçe ile Galatasaray ile ile alakası yok. Şimdi kanalı yeni açanlar diyebilir ki o Ümit Hoca'ya bak. E, i̇şte Fenerbahçe başkanla konu Fenerbahçe konu insan kardeşim. Galatasaray başkanının da başına gelse aynısını söylerim. Beşiktaş başkanının da başına gelse aynısını söylerim. İsmail'in bu konuyla ilgili bir açıklamaları var. İsmail Yüksek, maç sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bu konuya öncelikle değindi. İsmail Yüksek neler demiş bakalım, evet. Bu düşmanlık nedir ben anlamıyorum. Taraftarımız stada geliyor, formamız yakılıyor. Gelen taraftarımıza biber gazı ile müdahale ediliyor. Başkanımız bunun karşısına çıkmak için sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde bir saldırı oluyor. Yine Fenerbahçe, yine sağ dışında. E, kaosa sürüklenmek isteniyor. Bizler sağ içinde kalmak istiyoruz ama maalesef kalamıyoruz. Sağ içinde kalmamız durumunda şampiyonluğa sonuna kadar inanıyoruz. Olaylardan, taraftarlarımıza yapılanlardan üzüntülüyüz. Tabi burada hocam yani e, bu ülkede çok değil işte 4 hafta sonra hadi milli maç arası 5 hafta sonra 6. haftada Fenerbahçe Galatasaray maçı var. E, ne bileyim arkasından daha geçtiğimiz yılın sıcaklığı geçmedi. Fenerbahçe Trabzon'a gidecek, onlar buraya gelecek o Antep'e gidecek, o buraya gelecek, Kayseri'ye gidecek, göztepe gelecek. Yani bu işlere evrensel ve kesin bir çözüm bulmak gerekiyor diyelim ve Şimdi virgülü koyalım isterseniz. İsmail'in açıklamasına gelelim. İsmail'in açıklaması tamam. Her cümlesine katılırım. Bunu hissettiniz mi hissettiniz? Son bu maç 2-2'ye getirmeyin abi. Ters motive olun diyorsun. Bu kadar basit ya. Yani söylediğin her cümleye katılıyorum. Senin mücadelene de saygı duyuyorum. Bugün sahanın yine en çok koşanlarından birisiydi. Başka bir şey. Ama o zaman abi bu maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmeyin sevgili Bülent. Getirmeyin. Hoca yanlış da yapsa getirmeyin. Değil. Yani abi yani Fenerbahçe takımı Fenerbahçe takımı 2-0 mağlupken 2-2'yi yakalar da 2-0 öndeyken 2-2 yakalanmaz ya. Fenerbahçe 2-0 mağlupken 2-2'yi yakalar ama 2-0 galipken 2-2'ye getiremez o maçı ya. Yani böyle bir lüksü yok ya. Hele bu kadro ve anlattığın kombinasyonlarla. Ya biraz başkana yapılanlardan hırslanın. Önünüzde motive de gelmiş. Şey mi düşünüyorsunuz yani biz maçı puan kaybedersek nasılsa bu olaylar var. Unutulur gider diye mi düşünüyorsunuz kardeşim? Hiç mi? Tam tersini mi? Böyle bir şey tabii. Ta, abartıyorum mübalağa yapıyorum. Tam tersini mi düşünüyorsunuz yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? İsmail Yüksek'in e, tekrar oyun alanına da, hadi yani şey yapalım onun da dediği gibi açıklamasına dönmeye çalışalım. İsmail Yüksek'in e, alan, parselizasyon ve o bölgeyle ilgili bugünkü performansını nasıl buldun? Hani tek ya, İsmail kendini ama. geliştirdi. Lille maçında tamam. çok iyi kendini geliştirdi. koydu. İsmail'in kendini geliştirmesi de 13. Galatasaray'daki Kerem'in kendini geliştirmesiyle aynı şey. Fenerbahçe takımına bir tane orta saha oyuncusu lazım kardeşim. Net lazım. Fenerbahçe takımına bir tane orta sağ lazım. Bir tane stoper lazım. Bir tane sol bek lazım. Eğer Ferdi satılacaksa. Satılacaksa da netlesin, Satılmayacaksa da netleşsin. Bak. Altıncı maç oldu. Hala aynı ikililer oynamıyor stoperde. Bugün Bekao ile başladı. Bugün Bekao Çağlar. Geçen hafta e, Ciku Çağlar. Ondan önceki hafta Çağlar Osterwolde lil şey maçında. Adana Demir maçı başka bir Osterwold'e Cuku Altıncı maç oldu hala aynı tandem oynamıyor. Bunları teknik olarak sorgularız yani. Buna da hakkımız var zaten. Ama Fenerbahçe takımına bana kalsa 1-6-1-8 Moruyu kalsa belki bir 6 numara. Ben her zaman söylüyorum bu takımın orijinal bir beki yok. Oster oldu ilk 7 milyon euroya geldiği gün dedim ki bu sol stoper. Üçlünün sol stoperi. Fer de zaten üçlünün sol kenar oyuncusu ya da normalde 6-8. Hani bir torperele onu böyle böyle sol bek yaptı. Fenerbahçe'nin orijinal bir sol beki yok. Baba bir stoperi yok. İsmail Kartal yapmamış mıydı hocam? Neyi? Ferdi. Neyse şimdi geçmişe beni döndürme. Zaten canımız burnumuzda. Bir de baba bir orta saha oyuncusu yok. Bu bir gerçek ve Tadis'ten, Ceko'dan mümkün olduğunca az yararlanacaksın. Bunu bileceksin abi. Bileceksin. Yani bu atla deve değil yani. Bunu bilmek için de Mourinho olmaya da gerek yok. Bu adamlar kusura bakma. Yani e, tamam helal hoş olsun. Hak ediyorsun kariyerinde buna müsait de. Yani bu kadar imkanlar önüne seriliyor. 50 milyon euro oyuncu alınıyor. E, sen bu adamı alıyorsun sağ kenara atıyorsun. Adama gülerler ya. Gülerler. Bugün İsmail Kartal yapsa bunu. Demet mi kardeşim bu adamla niye devam ediyorsun derlerdi. Öyle bir şey olabilir mi ya? Peki hocam. Hem maçı konuştuk. Hem de tabii ki gecenin sıcak gelişmesi olduğu için olayları da gündeme getirdik. Fotoğraf kareleriyle, hocamızın görüşleriyle hem sağ içi hem sağ dışı sizlerle birlikte olduk. Tabii ki Pazar, Beşiktaş... Karşılaşması ve hemen arkasından yine Pazartesi tüm haftanın değerlendirmesi hem eksen YouTube'da hem de TV 8.5 ekranlarında TopBizde de sizlerle birlikte olacağız. İyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın. Ağzına sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Gelin.